Bugün Amerika'da New Mexico Eyalet Üniversitesi'nin Sanat Müzesi'ndeyiz ve bir tabloyu inceliyoruz. Bu aslında bir retablo yani teneke üzerine yapılan ufak resim. Retablolar Hristiyan sanatında önemli bir yer tutar ve genelde kiliselerde olur. Buradaki tabloda her şeye kadir olan el simgesi, imgesi daha doğrusu var. İspanyolcası La Mano Poderosa. Bulutların arasından büyük bir el çıkmış. Ortasından kan fışkırıyor. Kan, ayin kadehine akıyor. Bu gibi kadehler özellikle Katoliklerin yaptığı ayinlerde kullanılır. Devam edelim. Elin etrafında her yerde bulutlar var. Bulutların arasında beş figür göze çarpıyor. Beş figür bir elin beş parmağına denk geliyor. Figürler kutsal aileyi oluşturuyor. Ortadaki de İsa Burada yedi kuzu var ve kadehten çıkan kanı içiyorlar. Sol tarafta bir sütun, hemen arkasında mızrak gibi görünen aletler var. Altta da bazı çiviler görüyoruz. Bugün incelediğimiz tablo, kiliselerde olan ve genelde sanat tarihinde çokça yorumlanan tablolara pek benzemiyor. Bu gibi tasvirler özel kullanım için yapılmış, yani insanların evlerindeki altar köşeleri için. Retablo dediğimiz dini tablolar Meksika'nın orta ve kuzey bölgelerindeki ufak kasabalarda yaygındı. Bu gibi tabloların üretimi Amerika'nın güneybatı eyaletlerine de uzanmıştır. Bu tablolar sanat akademilerinde daha doğrusu değil bazı yerlerdeki ufak ibadet hanelerde üretilmiştir. Mesela Zacatecas, Guadalajara ve Guanajuato gibi. Bu tablonun yapım yılı belli değil ama retablolar genelde 1820'ler ile 1920'ler arasında yapılmıştır. Dolayısıyla bu tablo 19. yüzyıldan kalma desek yanlış olmaz büyük ihtimalle. Bunu da aslında kullanılan tenekeden anlıyoruz. Buradaki imgeler güzel olan sanat fikrinin ötesine geçiyor. O dönemde Latin Amerika sanatında Avrupa'dan gelen romantik akımlar ve neoklasisizm etkisi baskındı. Buradaki tasvirler ise akademi dışında üretilmiş, ibadet maksatlı üretilen imgeler. İnsanlar ibadetlerini belli mekanlardan yani kiliselerden alıp evlerine taşımak istemişler. Dolayısıyla burada tuval değil, daha ucuz olan ve kolay bulunan teneke kullanılmış. Meksika'da o dönemde çatılar için teneke levha üretiliyordu. İşte sanatçılar da bu levhalar üzerine resim çizmeye başlamışlardı. Şimdi gelen insanların ibadethanelere gittikten sonra evlerine dönerken bu gibi görselleri nasıl kendi evlerine taşıdıklarına bakalım. Diyelim ki şehir dışına ya da yurt dışına çıktınız. Güzel bir yer gezdiniz. Dönerken yanınıza kartpostal veya orayı hatırlatacak bir nesne alırsınız, değil mi? İşte burada da benzer bir durum var. İnsanlar kiliseye gidiyor. Orada beş kutsal figürü anıyorlar, dua ediyorlar. Daha sonra kilisenin bulunduğu kasabada yaşayan bir sanatçıyla anlaşıp kilisedeki görsellerin aynını yapmasını istiyorlar. Bazı bölgelerde de sanatçılar zaten bu tip görselleri seri üretimle yapıyor. Kilisenin dışında tezgahta veya kendi atölyelerinde satıyorlar. Daha sonra bu resmi satın alanlar evlerindeki özel altar köşesine başka nesnelerin yanına koyuyor ve böylece kilisedeki kutsal saydığı resimleri evinde görmüş oluyor. Ayrıca resimlere başka yöntemlerle de hareket katıldığını söyleyebiliriz. Örneğin resmin yanına mumlar konuyor, ibadet amacıyla ilahiler söyleniyor, kutsal figürleri tasvir eden başka nesneler bu resimlerin yanına konuyor vesaire ve bunun gibi. Yani bu resimler genelde tek başına muhafaza edilmiyorlar. Şimdi bazı detaylara bakalım ve bu resmin evde ne gibi maceralardan geçtiğini anlamaya çalışalım. İsa'nın altındaki mavi siyah kürenin üstünde çizikler var. Aynı şekilde resmin her yerinde boya izleri, silinmiş bölgeler ve hasarlı alanlar var. Demek ki bu resmi satın alan kişi resmi bir yerlere taşımış. Şimdi de videonun başında bahsettiğim beş kutsal figüre gelelim. Buna İspanyolca Los Cinco señores deniyor. Ortada İsa peygamber henüz çocukken tasvir edilmiş eliyle kutsama işareti yapıyor. Bulutların üstünde oturuyor ama ayaklarını dünyanın simgesi küreye koymuş. Resmin alt kısmında İsa'nın çarmıha gerilmesi yani şehit edilmesi sonucu yaşananlar var. Dolayısıyla bu kısım yetişkinlik dönemine ait. İsa'nın çilesinde yani öldürülmesinde kullanılan aletlere Arma Christi deniyor. Sütun kırbaçlandığı yer. Mızrak ise çarmıhtayken kullanılmış. Yedi küçük kuzu kilisedeki yedi ayine işaret ediyor. Kuzular aynı zamanda Hristiyan ruhlarının sembolü. Yani inanışa göre Hristiyanlar sürü ise İsa peygamber de onların çobanı ve onları doğru yola yönlendiriyor. El simgesine geri dönelim. Bulutlardan çıkan, keskin bir köşegen oluşturan bu elin tam ortasında yara var. Elden fışkıran kan kadehe akıyor, daha sonra kadetten kuzulara dağılıyor. Bu da aslında Efkaristiya ayinine bir atıf. Bu ayinde ekmek ve şarap kullanılır çünkü bunların İsa'nın kanı ve bedeni olduğuna inanılır. Bu el İsa'nın değil, Aziz Francesco'nun eli. Elbisenin kolu kahverengi, bu da zaten Aziz Francesco'nun sembolü. Buradan anlıyoruz ki bu tip görseller epey karmaşıktı ve sembol doluydu. Evet, Aziz Francesco'nun 1224 civarlarında İsa'nın bazı yaraları yaralarını daha doğrusu aldığına inanılır. İsa'nın yaraları stigmata olarak ifade edilir. İşte bu olaydan sonra bir grup insan Aziz Francesco'nun izinden gitmiş ve Fransiskenler tarikatını kurmuştur. Fransiskenler dünya çapında Hristiyanlığı yaymaya çalışan gruplardan biridir ve Latin Amerika'ya da gitmişlerdir. Aziz Francesco bazıları için o kadar önemliydi ki bir başka İsa olmuştur, yani Alter e, Christus. Sanatçının burada Aziz Francesco'nun elini kullanması pek çok kaynağa erişimi olduğunu gösterir. Genelde de tablodan bahsettiğimizde halk sanatı akla gelir ama ben bu görüşün ötesine geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu tablo kendi kendini eğiten yani örgün eğitim almamış sanatçıların bile farklı teolojik geleneklere ve imgelere hakim olduğunu bize gösterir.